24 Sabah'tan yeniden günaydın, tekrar merhaba. Arayı tamamladık. Stüdyo konuğumuz bizimle birlikte, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'la birlikteyiz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar tüm Türkiye'ye. Sayın Yılmaz, şimdi önce şöyle başlayalım. Deprem ülkesi olduğumuz için aklımıza, benim aklıma kahraman önce... İlk gelen, evet, bir de gündemde de en gündemde çok konuşulan de var konu. İstanbul, Ankara derken kentsel dönüşüm. Bolu'da kentsel dönüşüm ne durumda? Önce bunu sorarak başlayalım. Önce tabii deprem aksi üzerinde olduğumuz için Türkiye'nin de önemli bir bölümü deprem içerisinde yaşadığı için sağlıklı binalara kavuşmamız lazım. Belki dünyada ilk defa bir hükümet, bir başbakan depremde zarar görecek binaların tamamının yıkılarak yeniden yapılması kararını verdi. Bu inanılmaz bir karar. Yani bir inşaat mühendisi olarak ve bir mesleğin içinden gelen birisi olarak baktığımda dünyada böyle bir kararı verebilen ülke yok. Amerika bile depremde zarar gören yerin tamamını elden geçirme konusunda bir karar verememiş bugüne kadar. Ama depremde benim insanım zarar görmesin diye bütün binaları, üstelik ülkemizin yapısı belli, yıkıp yeniden yapacağım demek müthiş bir cesaret, müthiş bir karar. Tabii bizim için de heyecan verici bir durum. Çünkü bina stoğumuzun çok kaliteli olmadığını biliyoruz. Şu anda iyi bir çalışma içindeyiz. Bunu bir şans diyoruz. Çünkü hem imar yapısı içerisinde çok sıkıntılı yerlerimiz var, hem de resmi binalarımız içinde sıkıntılı yerlerimiz var. Öncelikle milli eğitimdeki okullarımızın tamamını gözden geçirerek, geleceğe yönelik olarak planlayıp sıkıntılı binaların yapımına yönelik olarak yeniden bir planlama içindeyiz Bolu olarak. Ondan sonra da tabii imar açısından problem olan çok bölgemiz var. Buraları doğru düz yaşanılabilir kent olmak için buradaki sıkıntılı binaların tamamı üzerine bir çalışma yapıyoruz şu anda. Tabii kentin geleceği için dinlenme alanları, yeşil alanlar gerekiyor. Bu bölgedeki yapıları çok daha özel bir çalışma yapıyoruz. Allah nasip ederse bu kentsel dönüşümü iyi değerlendirebilirsek bir, sağlıklı insanlarımızın yaşayacağı binaları elde etmiş olacağız. İki, yaşanılabilir bir kentin altyapısını da oluşturmuş olacağız. Ben çok önemsiyorum, çok ciddiye alıyorum. Çünkü deprem zamanı belediye meclis üyesiydim Bolu'da. Hep söyledim, imar açısından sıkıntılı yerleri geçerken işte grederimiz, dozerimiz çarpsın, yıksın. O dönemlerde daire fiyatları 3-5 bin lira civarındaydı. Yani bir iki mahalleyi satın alalım belediye olarak, yıkalım, yeniden bir şehirleşme yapalım. Çünkü imkanımız da vardı. Ben bunları söylediğim zaman deprem psikolojisi içerisinde olan belediye yönetimleri herhalde bu şaşırdı demişlerdi. O dönem şansı yitirdik. Çünkü deprem zamanı dünya ve Türkiye deprem bölgelerine müthiş bir yardım etmişti. Bundan yararlanamadık ama inşallah şu andakini bu bir şans olarak değerlendiriyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. İnşallah şehrimizin geleceğini çok ciddi önlemler alarak yaşanabilir kent haline getirme açısından çok daha yararlı hale getiririz. Bu kararı diyorum ama muazzam bir karar. Kararı veren başbakanımızdan Allah razı olsun. Peki Sayın Yılmaz, şimdi Bolu deyince benim aslında aklıma hep yeşilliği, yani doğası gelir, yeşili gelir ve turizm, kışın özellikle, kış aylarında. Ama siz turizmi anladığım kadarıyla tüm mevsimlere, 12 aya yaymaya çalışıyorsunuz, yayıyorsunuz. Biraz bahsedelim mi turizmden? Şimdi önce Bolu deyince Ankara ile İstanbul'un hemen hemen ortasında takribi 2-2,5 saatlik bir otoyolculuğuyla Türkiye nüfusunun 1/3'üne ulaşılabilen bir yer. Allah tabi coğrafyamızı yaratırken eşit davranmadı diyorum. Bize çok cömert davranmış. Takriben arazimizin %62'sine yakını ormanlarla kaplı. 140 kadar gölümüz var. Belki sizler sadece Yedi Gölleri, Abant'ı ve Gölcü'yü biliyorsunuz. Şu anda Abant'ın 7 büyüklüğünde Seben Gölümüz var. Tabi bu kadar doğal coğrafyasının güzel olan bir kent anlatamıyoruz. Biz diyoruz ki burası tabiatın kalbi. Herkes gelip burada görmesi lazım. Tabi turizm deyince de hemen aklınıza sizin kış turizmi Kartalkaya geldi belki ama hemen Arkut Dağı'ndaki Mukavemet Kayağı aklınıza gelmedi belki. Ama sıcak su kaynağı olarak Türkiye'nin en zengin illiği Bolu diyebilirim. Şu anda
hem Bolu'nun merkezinde sıcak su kaynaklarımız var. Hamam kültürünü çok iyi geçememişiz. Hem Seben ilçesinde muazzam sıcak su kaynaklarımız var. Hem Taşkes'te şu anda Sarot yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine geliyor. Mudur'un içerisinde bir başka sıcak su kaynağımız var. Babas diye. Bir de Göynük'te var ki yani bunlar da hala bakir. İnşallah gelecekte bu konuda da sağlık turizmi açısından önemli bir yer tutacaktır Bolu diye düşünüyoruz. Tabii gezme, eğlenme açısından ormanlarımızın çok önemli bir pozisyonu var. Bozmamışız, yıkmamışız, yapmışız, kollamışız. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde spor turizmi açısından da şunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda bütün dünya takımları Antalya'da. Düzce'mizde biliyorsunuz Bolu'ya yakın bölgede, Abant'a yakın bölgede Fenerbahçe geldi. Şu anda Topuk Seben Gölü yanına Beşiktaş bir çalışma yapıyor. Galatasaray ve Trabzonspor'u da şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Eğer bu bölgede kamp yapacak tesislerini yaptırabilirsek inşallah bundan sonra yazında bütün dünya takımların Bolu'ya gelmesini sağlayacağız. Çok da güzel olur. Evet. Ve turizmin her kesimiyle müthiş bir mücadele veriyoruz. Zaten kentimizi sanayi kenti olsun istemiyoruz. Turizm kenti ve üniversite kenti olsun istiyoruz. Bu şekilde bir değerlendirmemiz var efendim. Sayın Yılmaz, şimdi doğa cömert davranmış Bolu'ya dediniz. Evet, cömert davranmış ama bunu koruma bilinci de çok önemli. Bunu korumak için de çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Çünkü Bolu Türkiye'nin en çevreci ikinci kenti. Şimdi bu noktada bakacak olursak çok farklı da çalışmalar var. Benim okuduğum kadarıyla çöpten elektrik üretiliyor olduğunu biliyorum. Hem size bunu soralım, sizi bulmuşken bu Avrupa standartlarını bir çöp ayrıştırma merkezinden bahsediliyor. Hem de yeşil çatı projesi varmış Bolu'nun. Bu konuda da biraz bilgilendirirseniz bize. Tabii çevreci bir yol olmak için Allah bu kadar güzel bir coğrafya verdiğine göre bu coğrafyayla uyumlu kenti oluşturmak durumundasınız. Belediye başkanlarının da yaradan böyle bir talimat verdi olarak algılamak durumundayız. Şehrimizle çevremiz arasındaki, doğamız arasındaki uyum çok iyi değil. İnşallah o uyumu sağlayacak olan da bizleriz. Bizler bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii önce güneyimizden geçen bir büyük suyumuz vardı. Canlı yaşamazdı. Bütün atıklarımızı oraya atardık. Şu anda pis arıtma tesisini yaptık. Ta Abant'a kadar 44 kilometredir Abant bizim pis arıtma tesisimize kolektör hattı çektik. Abant'ın çevresini de kolektör hattıyla dolaşarak oradaki bütün pislikleri alıp arıtıyoruz. Tabii bir de Mudur'un istikametinde bir başka güzergahımız var. Orada da Tepe Karakolu dediğimiz artık ondan sonrası Mudur'un tarafına dönen yere kadar kolektör hattı çektik. Bir de Bolu Dağı'na kadar. Bu bölgedeki bütün köyleri, sanayileri ayrı hattan olmak üzere getirdik, arıttık ve şu anda bizim büyük suyumuzda canlı yaşıyor. Balık da bilirsiniz, yüzebilirsiniz. Bu hale geldi. Çöplerimizde bir çukura atıyorduk. Ve o çukurda yeraltı suyuna doğru katılıyordu. Biz de yeraltı suyu içiyorduk. Şu anda temiz arıtma tesisini yaptık. Artık yeraltı suyundan kurtulduk. Aynı zamanda o çöpleri modern depolama tesisine dönüştürdük. Evde ayrıştırma sistemlerine başladık. Şu anda çöplüğümüzde ayrıştırma sistemi olarak çok ciddi bir sistemimiz var. Tabii evsel atıklardan da Güney Kore ile yaptığımız bir çalışmayla şu anda elektrik enerjisi üretmeye başladık. Tabii Bolu ekonomik açısından çok önemli olan beyazıt sektörünün 1/3'ünü Türkiye'nin 1/3 üretimini kendisi gerçekleştiriyor. Öyle olunca da burada çok büyük bir tavuk gübre atığı var. Bunlardan da elektrik enerjisi üretmek üzere Çin'le yaptığımız bir çalışma var. Şu anda inşallah o da faaliyete geçecek. Hem çevrede atılan tavuk gübrelerinin kokusundan ve rahatsızlığından ve çevreye ve yer altına ve toprağa verdiği zarardan kurtulacağız. Hem de elektrik enerjisi üretmeye başlayacağız. Tabii yeşil çatıya da ilk defa başladık. Çünkü eğer İsviçre'ye giderseniz orası çok yeşil olmasına rağmen çatıları yeşil çatı haline dönüştürmeye başlamışlar. Buna devlet desteği de var. Biz de yavaş yavaş bu projeye başladık. Bazı belediye ile ilgili binalarda buna doğru gittik. İnşallah insanlar bunu görecek ve yavaş yavaş her tarafı yeşil hale getirecek bir mekanizmaya doğru geçecek. Yeşil çatı. Çatının üzerinde toprak izolasyon yapıyoruz. Toprak atıyoruz ve o bölgenin iklim şartlarına uygun otları, bitkileriyle onu donatıyoruz. Hem izolasyon sağlıyor hem de çatıda her tür canlının yaşayacağı da bir yapıya doğru dönüşüyor. Tabii
Çevreci deyince sadece böyle değil, Bolu Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar. Bir de bütün çöp araçlarımız bizim doğal gazla çalışır. Binek araçlarımızın %50'si doğal gazla çalışır. Türkiye'de ilk defa doğal gazla çalışan araçlarının uluslararası yolda doğal gaz alabileceği istasyon Bolu'dadır. İnşallah bunlar çoğalacak. Gelecekte tabii araçların doğal gazla çalışmaya başladığı dönemde biz hemen bekliyoruz. İnşallah çevre kirliliği açısından daha iyi hale gelecek. Biz hep İstanbul ve İstanbul belediyelerini tabii ağırlıklı olarak konuşuyoruz ama biraz açılınca neler varmış diyoruz gerçekten. Özellikle sizin için bunu söyleyebiliriz. Şimdi son 2 dakikamız, çok da konu var ama isterseniz size bırakalım, hangisini tercih edelim. Benim en çok ilgimi çeken bu Uluslararası Yaşlılar Köyü projesi. İsterseniz son 2 dakikamızı ona ayıralım mı? Peki efendim, tabii şu anda yaşlılarımız dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'mizde işte bir yurt gibi binada çok iyi bakılıyor. Ancak yani orada misafir gibi kalıyor. Kendisi bu benim yerim diyemediği bir yerde kalıyor. Bir de giriş çıkış saatleri falan itibariyle de yani talebe gibi. Tabii şu anda Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerindeki yaşlıların kaldığı yerlere, yani daha doğrusu en gelişmiş ülkelerde ne durumda olduğuna bakarsak, oradaki yaşlıların kendilerini bu benim yaşadığım yer diyebilecekleri mekanlara sahip. Biz şu anda Bolu Belediyesi, kardeşimiz olan Almanya'daki Neuss Belediyesi, Ayvö diye bir Kızılay'a benzer bir kurum Almanya'da ve Kızılaç ve Türkiye Kızılay müşterek bir projeyi 2,5 yıldır yürütüyoruz. Şu anda yer olarak biz temiz su arıtma tesisimizin hemen üstündeki orman içerisindeki bir alanla ilgili çalışmalarımızı toparlamış durumdayız. Ve proje çalışmasında Almanya'daki Neuss kentinin mimarları ve bizim mimarlarımızla müşterek çalışıyor. Mimar Tindeman geldi. Dün ciddi anlamda bir toplantı yaptık. Artık yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne projemizi teslim edecek hale getirmeye çalışıyoruz. En az 1000 kişilik bir köy oluşturacağız. Buradaki köyde insanların her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği, hatta sıhhi ihtiyaçlarını karşılayabileceği merkezler olmasına rağmen kendine ait bir yaşam birimi olacak. Orada kendi yemeklerini yapabilecekler, sizi davet edebilecekler. Önlerinde bahçesi küçük çapta ulaşabileceği bir alan olacak. Ama sosyal içerikli hizmetlerin tamamından yararlanabilecekler. Tabii zengin yaşlılardan alacağımız para olacak. Normal vatandaşlardan alacağımız para olacak. Bir de hiç para almayacağımız insanlar olacak. İnsanlar olacak. Kendi iç bünyesinde bunu döndürecek bir sistemi Türkiye'de ilk defa kurmaya çalışıyoruz. Allah İnşallah önümüz açık eder. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Size. Ömürleri daha da uzar orada diyelim. Hani denir ya, insanın ömrü uzar burada diye. Öyle bir yer Bolu. Umarım sizin yapacağınız bu tesisle de oradaki yaşlılar çok daha güzel günler geçirirler. Çok fazla konu var ama bu kadarına zaman ayırabildik. Umarız tekrar sizi 24 sabahta ağırlama şerefine de nail oluruz diyelim. Çok teşekkür ederim. Efendim, siz de başarılar diliyorum. Bu kadar güzel haberlerin sunduğu bir ikiliği Türkiye'de bulmakta zorlanıyoruz. Çok Allah teşekkür ederiz. Ve yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz konuğumuzdu. Bolu'yu konuştuk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından 24 sabaha devam edeceğiz. Kokuyordu ki babamın yanına bile yaklaşamıyordum.